Sen şu şeyi anlatsana. Hı? Neyi? Eğer Hintçe söylerim ama aslım Türktür benim. Yayınlandı o, aç oku. Hayır, ne demek yani? Aslım okusun, Türktür, okusun. Bir insan aslım Türktür benim derse, başka niye aslım Farstır veya İranlıdır? Niye yarısını alıyorsun şeyi? Hayır. Aslım Türktür diyor ya. Ve sen şimdi kalktın dedin ki benim aslım dedin, Macardır. Şiiri okusana bana sen. Bu ne? Şiiri Mısır'a söyle bakayım. Hayır, aslım benim aklımda kalan. Aklına yanlış kalmış. Eğer Hintçe söylersem de aslım Türktür benim diyor. Ay, aklına yanlış kalmış. Evet, onu Fars diye tercüme ediyorlar. Tercüme ederken Fars diye tercüme ediyorlar. Mısır biliyor musun? Söyle. Biliyor musun? Hayır, söyle. Bilmiyorum demek bilmiyorum, ayıp bilmiyorum değil. Bilmiyorum diye kıvırma. Söyle. O zaman ya aslım Türktür benim diyen bir insana sen Fars milletini yakıştırıyorsun. Ben onu anlamıyorum yani. Ya aslım efendim, Türktür diye kendisi söylemiyor Mevlana. Sevgili seyirciler, başarılı bir şekilde tribünlere oynamayı izliyorsunuz. Hiç tribünlere falan oynamıyorum. Şiiri biliyor musun? Kardeşim, ben şiirin rubaisinin... Ben hayatım boyunca yarım yamalak bilgilerim. Yarım yamalak diye tam ver, tam ver. Tam oku, oku, oku. Oku ondan sonra. Sen oku. Hayır, hiç okum oku değil. Mevlana rubaisinde ne diyor? Aslım Türktür benim diyor. Sen kalkıyorsun diyor ki o aslım Türk. Erhan, sen şimdi diyorsun ki benim aslım Macar'dır. Ben diyorum ki sana. Öyle bir şey Murat demiyor. Sen aslım Macar'ım diyorsun ama sen Macar değilsin, Bulgarsın. Öyle bir şey demiyor. Ne diyor? Aç oku. Demiyor. Ne diyor? Demiyor. Ne diyor? Öyle demiyor. Öyle, öyle şey. Diyor. Öyle diyor. Hiç hiç kıvırma. Aslım Türktür benim demiş kardeşim. Yeter. Nerede söylüyor? Kendi diyor. Nerede? Peki, şiiri oku. Şiir, uzatmayalım. Ben şiir bilmemez ben. Abime o zaman hiç mi? Hiç şey yapma. Hiç şey yapma. Seyirciler, öyle bir şey demez. Öyle diyor. Evet. Her şimdi, yerinde var. Bu hafta arar bazı şeyler getirir. Bak. Rubailer ne var kardeşim? PTT. Divan-ı Kibri bastı. Evet. Gördün mü? Evet. Gördüm. Burada gösterdik. Niye? Göster şimdi bakayım Mustafa. Böyle bir şiiri yok mu? Aç oku. Hayır, yok. Bak ne var. Söylüyorum. Şey o da. Aç göster. Kardeşim ben Mevlana maddelerinde bunu okudum. O şiirini veriyorlar. Aslında aa şeyde Mevlana'nın diyorlar. Gel gel ne olursa ol gene gel. Hepsi yazıyor hala. Bu hala yok mu şimdi peki? Hadi bunu söyle. Mevlana'nın kendi eserlerinde bu şiir var mı yok mu? Göster. Hayır var mı yok mu? Yok diyemiyorsun. Yok desene, göster deme. Ben Mevlana maddesinde okuduğum bu. Nerede kardeşim okudun? Mevlana İstamaz Kulesi'nde. Mevlana ha oradan mı okudun? Orada veriyorlar. Mevlana maddesinde diyor. Bu şiiri örnek olarak veriyorlar. Şimdi adı kalkıyor. Benim aslım Türktür diyor. Sen diyorsun ki onun o kendisi aslım Türktür diyor ama sen ona inanma Farstır o. Öyle diyor Mevlana. Sevgili seyirciler. Ya Hintçe lafı şu anda ilme hizmet ediyorum. Tabii tabii. Şiiri okur. Kulaktan olma bilgisi olmaz. Değil. Bak Timur'u duydun mu? Aslım Türktür. Bir dakika. Aslım Timur'u Türk... duydun mu? O şiirde Mevlana aslım Türktür benim diyor ya, mu demiyor? Takma dinle. Diyor mu demiyor mu? Bak Soner geldi arkadaşlar, gösterin saç ektirmiş. Soner hoş geldin. Bizim saç ektirmiş arkadaşlar, gösterelim. Bizim stüdyodaki sen yaşıyor stüdyo muydun ya? Şeflerimizden saç ektirdi. Çünkü yapılırken gösterin ya. Saç ektirmedi. Saç ektirmiş. Saç mı ektirdi? Evet. Bu yaşta. Bu yaşta. Helal olsun. Bir de liposuction da yaptı. Niye ektirmiş? Evet evet işte. Niye? Saç ektirmiş. Hocam şeyin hududu yok ki. Timur'u biliyor musun? Bilmiyorum. Duymuşsundur Timur, duymuşsundur. Duymadım. Anlasana yani, kim? Ha, onun bir torunu var. İsmini Ha Köprülü yayınlamıştı onu. O da bir şiiri vardır. Ey Türk-i Cefa, ey Safa Dilberimiz, Türk-i Cefa. Ya o lafı dolaştırıp sağa sola götürme. Mevlana. Efendim seni araştırmaya sevk etmiyorum. Mevlana beni araştırmaya sevk etme. Mevlana rubailerinde aslım Türktür diyor mu demiyor mu? Yok başında Hintçe diyormuş da Hintçe demiyor diye bir dil var mıymış da yok muymuş da bilmem neymiş de şey yapıyor. Demiyor Erhan'cığım. Demiyor. Nerede demiyor? Göster bunu. Neyi gösteririz. Ya soruyu soru yazar cevabını veriyorum. Mevlana o şiirinde diyor mu demiyor mu? Diyor. Demiyor. Diyor. Diyor. Sen Fasça biliyorsun. Diyor abi. Hangi şiir? Ne sen orada şeyi daha önce de tartışıldı. Yok orada Hintçe ben demiş de konuda, Hintçe diye bir dil var mıymış? Hintçe yoktur o yüzden Türk de yoktur. Ne güzel. Efendim yani, tribünlere şey yapıyorsunuz. Hayır, 50-0 attı. Bu tam Aristo mantığı. Duvarda fare var, farenin kuyruğu var. Duvarında kuyruğu var diyorsun sen yani. Bu konuyu kapatsak da... Kapatmayız hocam. Kapatamayız çünkü millet de çok şey yaptı. Peki. Erhan sana nasıl anlatayım? Edebiyat bilmiyorsun ki. Ya edebiyat bilmiyorsun falan diye şey yapma. Mevlana aslım Türktür diyor mu demiyor mu şiirinde? Kir diyor sevgilinin kirpiğine. Bak, sevgili ok mu takıyor? Bak oradan git onu şey yaptırma. Türk kelimesini ne sus, olarak... Sus o zaman dinle. Türk kelimesini ne sus olarak sus o zaman kullanıyor? Dinle. Evet söyle. Türk kelimesini mazlum ne olarak diye bir şey vardır. Sus söyle. Dinle. Heh, söyle. Şivretlik etme benim kadarıyla olamaz. Şivretlik etme. Yok. Sus. Biliyorsun. Mazmun diye bir şey vardır. Hiç mazmun... Aslım Türk diyor mu demiyor mu diyorum ben sana ya. Demiyor herhalde. Demiyorum. Tamam bir dakika yaptım ben sana dinle. Geleceğim. Sus dinle. Dinle de öğren madem. Öğren. Cehalet bir yere kadar. Evet doğru. Karşımda duruyor. Sus sus. Şimdi dinle. Şimdi dinle. Evet. Bilmiyorsan dinle. Ha, söyle. Hadi dinleyelim. Söyle. Mazmun diye bir şey vardır edebiyatta.
sen şiir okumadığınız için ayıp görüyorsunuz şiiri. Ay, ayıp görmüyorum. Biz öğrenmedik. Okuyacaktan gelmedik. Evet. Tarihçiden şiir bileceksin. Evet. Halil Hoca hep onu söylüyor. Tarihçiler edebiyat bilmiyor diyor. Evet. Olmaz öyle şey. Ona bir küldür. Edebiyat, şiir, efendim, tarih, musiki. Ya lafı kuldur. Sağa sola çekme. Dinle kıvırma işte. Sağdan soldan. Sen şiire gel. Dinle. Sus bir dakika. Hocam, söyle tamam. Sen şiiri söyle. Ya sus da dinle. Şiiri bakalım, söyle nereye çekecek? Bakalım. Ya hocam sağa sola belki çekiyor. Belki söyleyecek. Dur evet, bakalım. Söyle. Tahmin üstüne yaşarız ya bir toplum olarak. Tahmin mahmin değil. Evet. Edebiyata mazmun diye bir şey vardır. Evet. Evet. Sevgilinin boyu servidir. Heh. En evet. Basit, en cahil anlatır gibi anlatıyorum sana. Evet. Şeyi, kirpikleri oktur. Oktur. Ne bileyim. Bilmem nesi kaseyi billurdur. Hocam pardon. Kirazdır. Ha. Bunlar mazmundur. Bir şiire baktığım vakit girdiler ve müjganların bir cenge girdiler ve müjganların bir cenge cadular gibi. Nail-i Kadim. Ok, kirpiklerin cadı gibi savaştı benimle diyor. Burada sevgilinin gözünde ok taktığı anlamı çıkmaz. Kirpiği kastettiği anlaşılır. Oradaki Türk ne oluyor? Kesme. Ya oradaki Türk ne oluyor? Kesme, sus işte. Dur, dur. Oradaki Türk ne oluyor? Eren patlama. Bir dakika dur. Sus. Söyle. Türk ne oluyor? Eren'cim en cahil anlatıyor. Ya en cahil anlatma sen. En cahil kıvırmadan söyle. Oradaki Türk ne oluyor? Ne mazmun oluyor? Oradaki neyi benzetiyor? Veya sultan, benim aklımda kalan bir şey daha var. Sultan Veled'in de Türk olduklarına dair bir ifadesini yazıp çiziyorlardı. Göster. Ona bakacağım. Göster. Yani Menakıb-ül Arif'inde oradan öyle kalmış aklımda. Menakıb-ül Arif'inde hiç öyle bir şey yoktur kardeşim. Bilmiyorum bir yerde geçiyor. Menakıb-ül Arif'inde hiç öyle bir şey yoktur. Tabii şimdi o zaman da şöyle diyecek. Getirince sonradan yazılmış diyecek. Hayır efendim Tahsin Yazıcı'nın tercümesi de bana Türk'üm diye tek bir cümlesini gösteriyor. Hayır, bir yerde, hayır Menakıb-ül Arif'inde nerede olduğunu atarım. Sultan Veled'in bir ifadesi aklımda kalmış. Senin dediğin şiir bigane megrit ben heme ezin kuyem diye başlar. Rubayidir o. Hı. Aslem Türkes egerci hindi guyem. Nasıl tercüme ediyorsun? Bekle, sabret. Söyle. Böyle anlatamam ben bir şey. Zaman kazanıyor. Öğrenmeyeceksen şey yap. Evet, yok, öğreniyoruz. Söyle. Sus. Öğreniyoruz. Dinle. Anlat. Heh. Mazmunlarda bak Şükrüler falan dinliyorlar, haklısın diyorlar. Tabii, mazmunlarda, hiç öyle bir şey demiyor Şükrüler. Mazmunlarda arkadaşım ben böyle bir şey anlatamam. Böyle bir cehaletin anlatsın karşısında. Tabii, cehaletini tabii gizleme. Tam şeyini söylemeyeceğim. Aynaya bakarsan cehaleti görürsün. Sus. Evet. Biraz dinle bakalım. Evet. Erhan öğren. Ciddi soruyorum öğren. Tabii. Bilmiyorsun. Tamam mesajını verdin. Hiç mesajını tamam, vermedim. Mevlana Türk'tür. Tamam. Hiç. Sana hiç göre. Hiç ha. Şey yapmıyorum. Evet. Değil mi Şükrü? Söyle. Bak, hiç yapıyorum. Şükrü falan deme. Soner ha. Halk diyorsun diyor sana. Kirpik nasıl oksa boy servse kat servi kat. Efendim sevgilinin tamam anlayışı anladık onlar. Hazreti Süleyman'ın karınca ile konuşması gibi ise. Bunlar mazmundu. Nedir? Kesme. Boy. En basitini veriyorum. Kirpik. Hı. Kaş, göz. Efendim bel. Şu bu. Bunların nasıl bir mazmunsa, başka manayı ifade ederse, edebiyatta yan yana geldiği vakit Türk ve Hindu, Hint kelimeleri başka manayı verir. Türk ne ifade ediyor? Bekle. Ay ne ifade ediyor soruyorum ya. Bekle. Ya uzatma. Türk, sen her zaman ne diyorsun? Özünü söyle, künhünü söyle. Türk onu cahil ediyor? Anlatıyorum. Cahil anlatıyorsun ha. Evet anlat. Hint ve Türk karşı karşıya gelir. He. Her zaman. Şahmat gibi senin anlayacağın şekilde. Benim karşı bildiğim hep Türk ve İran karşı karşıya gelir tarihte. Edebiyat sen bilmiyorsun. Edebiyat, evet. Edebiyat öyle bir şey gelmez. Dur bakalım. Edebiyat öyle bir şey şimdi gelmez. Oradaki Türk kelimesini yok edecek de nasıl yok edecek onu merak ediyorum. Türk kelimesi. Evet. Ya ben böyle bir şey anlatamam ama. Ya yani. Anlat böyle tamam. Türk agresif ne? Bir vaziyette. Hem bilmiyor hem cahil. Yani külli cahilin cesur. Hem bilmiyor hem konuşuyor. Evet. Ay evet doğru. Ben tahrif etmiyorum. Cahil olabilirim ama senin gibi tahrif ettim. Elancım, sen tahrif bilmiyorsun. Ay sen tahrif ediyorsun. Sevgili seyirciler sayın bakalım mesaj veriyor. Hiç Mevlana tahrif Türk ediyorsun. Yaptı. Sen tahrif ediyorsun. Evladım Hint karanlık demektir. Çirkin kötü karanlıktır. Türk aydınlık güzel iyi demektir. Şiirde. Düşmen ne yem egerci düşmen rüyam diyor. Fasya bilmiyorsun ki anlamazsın ki. Düşmen ne yem ne yem egerci düşmen rüyam. Aslem Türkes egerci hindi guyam. Ne oluyor? Bir parça edebiyat bilsen. Burada söylediğin şu olduğunu anlarsın. Söyle. Beni. Ne? Söyle. Anlatmış lazım. Bak söyledim. Türk iyi karşılığıdır edebiyatta. Tamam. Hint kötü karanlık çirkindir. Türk iyi aydınlık güzeldir. Evet. Heh, o şiiri bul. Abdülbak Hoca'nın tercümesi vardır. Çok uzun bir izahı da vardır. Bunun ne olduğuna. Bunun ne olduğuna. Oku ondan sonra şey yap. Ya, öyle armut düş ağzıma düş yok. Hiç armut düş ağzıma profesör olduğunu artık yani, oku. Yani Türk kelimesini de tahrip ettin sağ ol. Allah razı olsun.